Denkleminin sağlayan x değeri olmadığına göre a kaçtır? Öncelikle hatırlayalım. ax artı b eşittir c gibi bir denklemde x'in kas sayısı sıfırsa ve b c birbirinden farklı ise çözüm kümesi boş kümedir demiştik arkadaşlar. O zaman burada x'in kas sayısını sıfır yapmaya çalışacağız. Öncelikle denklemi düzenleyelim. 7 kere 2 14 eksi 14 x artı a artı 2 x artı 5 eşittir 0. Burada x ortak parantezin alıyorum. Eksi 14 artı a artı 2 olur. Sonra 14 artı 5'ten artı 19 eşittir 0 olur. Arkadaşlar bakın x'in kas sayısı. Burada da 19 0 var. 19 0 B ve C olarak düşünün. Sarıya boyadığım yeri de burayı düşünün arkadaşlar. Bakın B ve C zaten birbirinden farklı. O zaman çözüm kümesi boş küme olacaksa x'in katsayısı 0 olmalıdır. Buradan arkadaşlar x 12 artı a eşittir 0'dan a'nın 12 olması gerekir. Olduğuna göre x kaçtır? Önce sorunun aynısını aşağı tarafa yazıyorum arkadaşlar. Çok basit bir şekilde sorunun çözümünü gerçekleştireceğiz. Öncelikle 6'dan bir ifade çıkartacağım. 6'dan ne çıkartırsam sonuç 7 olur, eksi 1 olursa. Bakın 6 eksi eksi 1 7'dir arkadaşlar. Daha sonra bu ifadeyi buna bölerek sonucun eksi 1 olduğunu söylüyoruz. O zaman hangi sayıyı 3'e bölersek eksi 1 olur? Eksi 3'ü 3'e bölersek eksi 1 olur arkadaşlar. Evet 6 artı x bölü 3 eksi 3 eşitmiş. Peki 6'ya hangi sayıyı eklersem eksi 3 eşit olur? Eksi 9. 6 eksi 9'dan eksi 3 olur arkadaşlar. O halde x bölü 3 eşittir eksi 9'dan 3 çarpı eksi 9'dan eksi 27 olur arkadaşlar. Denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar 1 bölü 2x'i sağ tarafa atalım. 1 bölü x eksi 5 eşittir 1 bölü 2x. İçler dışlar çarpımı yapalım. x eksi 5 çarpı 1'den x eksi 5. 1 çarpı 2 xten 2x. Eksi 5 burada dursun. X'i sağ tarafa atalım arkadaşlar. Eksi 5 eşittir x'tir. Şimdi bakalım x yerine eksi 5 yazarsam acaba kesirli ifadenin paydası 0 oluyor mu? Eksi 5 yazdığım zaman eksi 5 beş, eksi 5'ten eksi 10 oldu sıkıntı yok. Eksi 5 yazdığım zaman eksi 10 oldu sıkıntı yok. Yani paydayı 0 yapmıyor arkadaşlar. Dolayısıyla eksi 5 çözüm kümesidir. Denkleminde y'nin hangi değeri için x bulunamaz? Sorunun çözümü için birinci yol diyelim arkadaşlar. Amacımız burada x'i yalnız bırakmak. Çarpalım. x y eksi 4 y eşittir 5 x artı 2. Ne dedik? Amacımız x'i yalnız bırakmak. 4 y'yi buraya 5 x'i buraya alıyorum arkadaşlar. x y eksi 5 x eşittir 4 y artı 2. Sonra x ortak parantezine alıyorum. Ve x'i yalnız bırakıyorum. Burada paydayı sıfır yapan y değeri için x bulunmaz. Çünkü payda sıfır olursa bu kesirli ifade tanımsız olur arkadaşlar. Bu durumda y 5 eşittir sıfırdan y 5 için x'i bulamayız. İkinci yol eğer fonksiyonları biliyorsanız fonksiyonların tersini alma kuralından da çok basit bir şekilde sonuca gidebilirsiniz. Şimdi fonksiyon arkadaşlar ax artı b cx artı d şeklinde olsun. Amacım x'i yalnız bırakmak ya x'i y cinsinden yazmak. Burada arkadaşlar x'in kas sayısı ile aşağıdaki sabiti yerlerini değiştireceğim ama yerlerini değiştirirken de işaretlerini de değiştireceğim. Artı D yukarıya eksi D Y olarak geçecek. Bakın Y yerine X, X yerine Y yazıyorum arkadaşlar. Artı B diyorum. C X artı A aşağıya eksi A olarak geçecek. Soru da bunu uygulayalım arkadaşlar. Buradaki eksi 4 buraya artı 4 olarak geçer. Artı 5 buraya eksi 5 olarak geçer. Ve x gördüğüm yere de y yazdığım zaman bakın bulduğum sonucun aynısını bulmuş oldum. Ve paydayı sıfır yapan y değeri için x'i bulamayız. Denkleminin kökü kaçtır? Arkadaşlar paydasına 1 yazalım. İçler dışlar çarpımı yapalım. ax artı a ile 1'i çarpıyorum. 1 ile a artı 1'i çarpıyorum. Gördüğünüz üzere a'lar birbirini götürdü kalan ifadeyi yazıyorum. Amacımız x'i yalnız bırakmak. x burada 1 bölü a'ya eşittir. Arkadaşlar a sayısı 0,2 yani 2 bölü 10 olarak verilmiş. 2 ile sadeleştirdiğim zaman 1 bölü 5 gelir. A gördüğüm yere 1 bölü 5 yazarsak 1 çarpı bu ifadeyi de ters çevirip çarptığımızda x sayısı 5 gelir. Denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar amacımız çözüm kümesini bulmaksa burada paydayı sıfır yapan noktalar çözüm kümesine dahil olmayacağından sadeleştirebilirsiniz. Bu sefer kalan ifade x eksi 5 bölü x eksi 2 eşittir 0 ise bu kesirli ifadenin sıfır olabilmesi için x eksi 5'in yani payın sıfıra eşit olması gerekir. X5 için bu denklem sıfıra eşittir. Çözüm kümesi 5'tir. Şunu unutmayalım. Paydayı sıfır yapan noktalar çözüm kümesi olamaz arkadaşlar. Bakın x artı 1'i sıfıra eşit dediğimizde x eksi 1'dir ve eksi 1 çözüm kümesi olamaz. Çünkü paydayı sıfır yapar x eksi 2 eşittir sıfırdan x 2'dir. 2 de çözüm kümesi olamaz. Çünkü paydayı 0 yapar. Kesirli ifadeyi tanımsız yapar. Bütün bilmeniz gereken bu arkadaşlar. Olduğuna göre a kaçtır? Madem a'yı bulacağız b ve c'yi yok etmeliyiz arkadaşlar. Üstteki denklemi eksi 3 ile genişletelim. Eksi 3a, eksi 3b Eksi 3'te eksi c'yi çarptığımızda artı 3c. Eksi 3'te 13'ü çarptığımızda eksi 39 olur. Diğer denklemi aynı şekilde yazalım arkadaşlar. Bakın bu iki denklemi topladığımda eksi 3b artı 3b. 3c eksi 3c birbirini götürdü. Eksi 3 a ile 2 a'yı topladığımızda eksi a olur. Eksi 39 ile 30'u topladığımızda eksi 9 olur arkadaşlar. Buradan da A 9 gelir. Olduğuna göre A, B, C toplamı kaçtır? Arkadaşlar bu iki ifadeyi toplayalım. Topladığım zaman C'ler gider. A ile 2A'nın toplamı 3A olur. 2B ile eksi B'nin toplamı B olur. Sonra 4 ile 5'in toplamı 9 olur arkadaşlar. A ve B cinsinden ilerlemeye çalışacağım. Şimdi birinci denklem ile üçüncü denkleme odaklanalım. Ve C'leri yok edeceğim için en üstteki denklemi 6 ile genişletelim. Arkadaşlar buradaki denklem ile de buradaki denkleme bakıyoruz. Genişlettiğim zaman 6A artı 12B eksi 6C eşittir 24 olur. En alttaki denklemi de aynı şekilde yazıyorum ve topluyorum 6 C'ler birbirini götürür 6 A 5 A daha 11 A'dır 12 B B daha 13 B'dir 24 ile 37'yi topladığımda ise 61 olur burada arkadaşlar aslında 14 A 14 B'den artı B'yi bulabiliriz artı B'yi bulsak C'yi bulmamız gerekecek bu yüzden A, B'yi bularak ilerleyelim. Arkadaşlar B'leri yok etmek istiyorum. Üstteki denklemi eksi 13 ile genişletip bu iki ifadeyi topluyorum. Eksi 39 A artı 11 A. Eksi 13 B artı 13 B birbirini götürür. Eksi 13 ile 9'u çarptığım zaman 9 kere 3 27 eksi 117 olur. Artı 61 olur. Eksi 39 artı 11'den eksi 28 a buradan da eksi 56 gelir a buradan eksi 56 bölü eksi 28'den 2 gelir arkadaşlar a 2'ymiş. yerine yazalım 3 çarpı 2 artı b eşittir 9 6 artı b eşittir 9 b buradan 9 eksi 6'dan 3 gelir b eşittir 3'tür şimdi bir tanesinde yerine yazıp C'yi bulalım. A2 B3 Eksi C eşittir 4. 6 artı 2'den 8 gelir. 8 eksi C eşittir 4. 8 eksi 4 eşittir C'den C 4 gelir arkadaşlar. A2 B3 C4 olmak üzere cevap 9'dur. A B, C birer gerçel sayıdır. Olduğuna göre ABC çarpımı kaçtır? Tabii ki soruya farklı farklı yaklaşabiliriz arkadaşlar. Ama bu soruda şöyle yaklaşmak istiyorum. Öncelikle C'yi yalnız bırakıyorum. C buradan 1 bölü A gelir. Burada C yerine 1 bölü A yazacağım. 1 bölü A'nın karesi eşittir 4. Buradan B bölü A kare eşittir 4 gelir. Ve B buradan 4 çarpı A kare gelir arkadaşlar. Geldim buraya. B yerine 4 çarpı A kare yazıyorum. Karesi eşittir 16'dır. Buradan da A çarpı 4'ün karesi 16'dır. A karenin karesi de A üzeri 4'tür. Eşittir 16'dır. 16'lar sadeleşir. A çarpı A üzeri 4 A üzeri 5 demektir. A üzeri 5 1 ise bunu da a üzeri 5 eşittir 1 üzeri 5 şeklinde yazarsak kuvvetler eşit olduğunda tabanlar eşit olması gerektiğinden a 1 gelir arkadaşlar. A 1 ise 1 bölü 1'den c 1 gelir. A 1 olduğu için 4 çarpı 1'in karesinden b 4 gelir. A 1, b 4, c 1'den bu çarpım 4'tür. Eşitliğini sağlayan A değeri kaçtır? Arkadaşlar 6 bölü A'yı sol tarafa, 1 bölü 3'ü sağ tarafa atalım. Bu durumda 1 bölü A artı 6 bölü A eşittir. 1 bölü 4 artı 1 bölü 3 olur. Sol taraf 7 bölü A'dır. Sağ taraf payda eşitleyelim. 3 artı 4 bölü 12'dir. 7 bölü A eşittir. 7 bölü 12'dir. 7'ler sadeleşir. Buradan da arkadaşlar a çarpı 1 eşittir. 1 çarpı 12'den a 12 olur. Olduğuna göre x kaçtır? 2 çarpı 1 2'dir. 1 ekledim 3'tür. 3 bölü 2 olur arkadaşlar. 3 çarpı 1 3'tür. 1 ekledim 4 olur. 4 bölü 3. 4 çarpı 1 4'tür. 1 ekledim 5. 5 bölü 4. Bu şekilde devam ediyor. x çarpı 1 x'tir. 1 ekledim x artı 1 olur. Bölü x. Neye eşitmiş? 25 bölü 2'ye. Arkadaşlar yukarıdan aşağıdan. Yukarıdan aşağıdan. Yukarıdan aşağıdan. Yukarıdan aşağıdan. Şeklinde sadeleştirdiğimde x artı 1 ve 2 kalır. x artı 1 bölü 2 olur. 25 bölü 2'ye eşitmiş. İkiler sadeleşir. x artı 1 25'e eşit olur. 25 eksi 1'den x 24'tür. Olduğuna göre x kaçtır? x ile 1'i çarpıyorum ve 1 ekliyorum arkadaşlar. X ile 1'i çarptığım zaman X olur. 1 ekledim. Bölü X. Bölü. X ile 1'i çarpıyorum. Ve 1 çıkartıyorum. X eksi 1 bölü X olur. Eşittir. 1 bölü 2. Arkadaşlar üstteki ifadeyi aynı şekilde yazdım. Alttaki ifadeyi ters çevirip çarpıyorum. Eşittir. 1 bölü 2 x'ler sadeleşir ve buradan x artı 1 bölü x eksi 1 kalır. İçler dışlar çarpımı yapıyorum. x eksi 1 ile 1'i çarptığımda x eksi 1 olur. 2 ile x artı 1'i çarptığımda 2x artı 2 olur. Arkadaşlar 2x'i buraya alıyorum. x eksi 2x 1'i buraya alıyorum. 2 artı 1 eksi x, x eşittir 3'ten x eksi 3 olur. Olduğuna göre a artı b nedir? Arkadaşlar üstteki ifadeyi 2 ile genişletelim. 2a eksi 2b 2 ile 5'i çarptığım zaman 10. Alttaki ifadeyi aynı şekilde yazalım. Burada yok etme metodu ile a ve b'yi bulacağız. Topluyorum. Eksi 2B artı 2B birbirini götürür. 2 A 3 A'yı topladığım zaman 5 A olur. 10 ile 20'yi topladığımızda 30 olur. Her tarafı 5'e böldüğümüzde A 6 olur. Geldik buraya A yerine sileyim şurayı. 6 yazalım. 6 eksi B eşittir 5. 6 eksi 5 B'yi sağ tarafa atıyorum arkadaşlar. B 1 eşittir B olur. A 6 B 1 olmak üzere bu toplam 7'dir. X değişkenine bağlı birinci dereceden bir birim yani denklemin kökü 7 olduğuna göre A kaçtır? Arkadaşlar denklemin kökü 7 ise X gördüğümüz yere 7 yazıyoruz. 7 eksi 2 çarpı 7 artı A eşittir a artı 2. Denklemin kökü 7 ise yerine yazdığımızda denklemin sağlaması gerekir. 7 eksi 2 ile 7'yi çarpıyorum eksi 14 eksi 2 ile artı a'yı çarpıyorum eksi 2 a eşittir a artı 2 arkadaşlar eksi 7 eksi 2 a eşittir a artı 2 olur artı 2 sol tarafa alıyorum eksi 7 eksi 2 eksi 2 a'yı sağ tarafa alıyorum a artı 2 a Eksi 9 eşittir 3A. A'yı yalnız bırakmak için 3'e bölüyorum. Eksi 9'u 3'e böldüğümüzde eksi 3 eşittir A olur. Aşağıdaki eşit kollu terazi dengededir. Arkadaşlar eşit kollu dediği için kolların uzunlukları eşittir. Madem bu şekilde dengede konulan ağırlıkların eşit olması gerekir. x eksi 1 eşittir. 9 eksi x x'i buraya 1'i buraya alalım x artı x eşittir 9 artı 1 2x eşittir 10 x'i yalnız bırakmak için 2'ye bölüyorum x eşittir 10 bölü 2'den 5 olur sol kefede x eksi 1 kilogramlık ağırlık sağ kefede ise 9 eksi x kilogramlık ağırlık bulunmaktadır buna göre eşitliğini sağlayan a değeri kaçtır zaten x'i bulduk arkadaşlar x gördüğümüz yere 5 yazıyoruz Denklemi tekrar yazalım. 2 çarpı 5 eksi a eşittir 3 eksi a. 2 ile dağıtalım. 2 çarpı 5 10. 2 çarpı eksi a'dan eksi 2 a. 3 eksi a olur. 3'ü buraya alıyorum arkadaşlar. 10 eksi 3. 2 a'yı da buraya aldığım zaman eksi a artı 2 a olur. 7 eşittir a olur. a 7'dir. Yukarıdaki sistemde soldan sağa doğru oklarla belirtilen işlemler uygulanarak en sağdaki sonuç elde edilmektedir. Buna göre x kaçtır? Arkadaşlar x-1'den 2 çıkarmış. Yani bu ne demek? x-1, 2 demektir. x-3 demektir. Sonra bu ifadeyi 2 ile çarpıyoruz. Ne demek? 2 2x çarpı x-3, 2x-6 demektir. Sonra bu ifadeden 2 çıkartıyoruz arkadaşlar. Yani 2x 6 eksi 2'den 2x 8 demektir. Bunu buraya yazmalıyız. Demek ki bu sayılar eşit. x eksi 1 eşittir. 2x 8. Eksi 8'i sol tarafa alıyorum. X'i de sağ tarafa alıyorum arkadaşlar. Bu durumda 7 eşittir. X olur.